Trav Yatırım'dan herkese günaydın. Bugün 1 Şubat Çarşamba yılın ikinci ayına başlıyoruz. Global tarafa bakıldığında Amerika'da hem tüketici güveninde düşüş hem de konut fiyatlarında ve konut satışlarında bir gerileme dikkat çekiyor. Onun dışında Asya piyasaları FED öncesinde güne yükselişte başladılar ve Amerikan vadeli endeks kontratlarına da bakıldığında hafif satıcılı diyebileceğimiz bir seyir şu an itibariyle hakim. Tabii ki FED kararı bizim piyasamız kapandıktan sonra geliyor olacak. Onun öncesinde Borsa İstanbul'a bakacak olursak 5000 seviyesinin altında kapanış bir miktar moralleri bozduğu endeks. 7. günü de üst üste düşüşle %2'nin üzerinde bir düşüşle tamamladı. bakıldığında bankalar nispeten yataya yakın bir seyir izlerken holdingler endeks kadar olmasa da bir geri çekilme yaşadılar. Seansın kapanışı sonrasında Akbank'ın karı geldi. Bakıldığında rakam analist beklentilerinin üzerinde. Tabii ki burada tüfe endeksli tahvillerin getirdiği beklentilerin üzerinde analiz tahminlerine görece daha fazla kar rakamının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 21.8 milyar gibi bir kar rakamı bakıldığı zaman çeyreklik fazla oldukça tabii yüksek ama bunu diğer bankalar nezdinde de göreceğimizi sizlerle daha önce de paylaşmıştık. Evet dışarıdaki haber akışına bakılacak olursa Norveç'te varlık fonundan 2022 yılında tabi rekor bir zarar seviyesi açıklandı. Bildiğiniz gibi Norveç varlık fonu ağırlıklı olarak ülkemize dahil olmak üzere çeşitli ülkelerdeki hisse senetlerine e, yatırım yapıyor. E, Çin'de PMI endeksinde bir geri çekilme dikkat çekiyor ama dediğim gibi bugünün esas teması Fed olduğu için e, genelde piyasalar Fed'e kadar bir bekle gör modu içerisinde kalmayı tercih ediyorlar. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 3.50'lerde. Türkiye'nin 5 yıllık CDS kredi temel risk primi ise 560'lar civarında seyrediyor. Dolar kurunda 18.80'lerle yatay yakın bir seyir var. E, kripto varlıklarda da Fed öncesinde gene kazanımların büyük ölçüde korunduğunu söyleyebiliriz. Endeks tarafında yine dediğimiz gibi kağıt bazında hareketler, finansallara görece hareketler, sektörel bazda ayrışmalar yaşanabilir ama genel satış baskısının endekste sonlandığını söyleyebilmek adına bir, 4940-5000 bandının altına çok fazla sarkılmaması, özellikle kapanış bazında. İkinci olarak da 5200-5250 bandının yukarı yönde aşılması gerekiyor. Bunun öncesinde çok aceleci olmamak, daha ziyade temkinli olmak makul diye düşünüyoruz. Travya yatırımından şimdilik bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, iyi seanslar diliyoruz.